kazanabilmek için her yolu deneyecektir Erdoğan. Ama bu bence en son başvuracağı hususlardan biriydi bana göre. Demek ki ben yanılmışım. Oradan başladı. %50 artı bir oy gereğini iptal edilmesi önerisi dile getirildi. Bu hani duvarda gözüken silah gibi bu bir şekilde kullanılacak. Gerçekleşir ya da gerçekleşmez ama belli ki gündemimizde bu olacak. Gündemimizde bu olmasının bize düşündürdüğü ilk şey tabii ki Erdoğan'ın krizinin iyice onu çaresiz bir yere doğru sürüklemiş olduğu. %50 artı biri bile feda ediyorsa, gözden çıkarıyorsa, ondan bile çekiniyorsa demek ki durum vahim kendisi açısından. Burada tabii şaşırtıcı olan husus şu, onun bu duruma kendisi açısından atfettiği vahamete muhalefet çok fazla itibar etmiyor. Ya da Erdoğan kendisi için gördüğü kara tabloyu muhalefet kendisi için pembe bir tablo olarak o kadar görmüyor. Ya da görüyor da çaktırmıyor diyelim. Sanmıyorum öyle bir şey olduğunu. Yani bir tarafta kaybeden, kaybettiğini gören ve kaybetmesini, engellemesini giderek güçleştiğini fark eden ve iyice çaresizleşen bir iktidar var bana göre. Ama diğer tarafta iktidarın bu halini görmeyen, göremeyen ve hala iktidardan çekinen, o kendisini ona göre ayarlamaya çalışan bir muhalefet var. Ve muhalefetin unsurlarından birisi olan İyi Parti içerisinde de hala Erdoğan'la ilişkisini çok da sert tutmama konusunda, Erdoğan'la aradaki mesafeyi çok da açmama konusunda çaba gösterenler var. Böyle bir ilginç bir durumla karşı karşıyayız.